İyi günler. Bugün sizlere Güzine Soba'da bakır sinide pişirilmiş olan su böreği tarifi vereceğim. Malzemelerimize geçelim. Malzememiz olarak 1 kilo kadar unumuz var. Bu toplamda yapacağımız sini 8 eze alacak tarzda büyüklükte. Küçük fırın tepsileri daha küçük olduğu için hemen hemen onlar da 4 beze kadar sağlam alırlar. Bunun için de bu malzemeleri yarı yarıya düşürmeniz lazım. İçerisine 1,5 tatlı kaşığı, hatta 2 tatlı kaşığı kadar tuzumuz var. Beze başına bir tane yumurta kıracağız. Toplamda ben 8 bezelik yapacağım için 8 tane yumurta kıracağım. Siz de yapacağınız bezeye, tepsinizin ölçüsüne göre yumurtayı azaltabilirsiniz. Yumurtalarımı yavaş yavaş karıştırmaya başlıyorum ben. Daha sonra da su ile yoğuracağım. Şu şekilde elimin ölçüsünde görerek şu şekilde 8 tane beze yapıyoruz. 8 tane beze bir sine olacak. Bezelediğimiz hamurlarımızı açmaya başladık. Açacağız, küçük küçük keseceğiz. Rahat haşlamak için. Bazıları tam tepsinin boyunda açıyorlar. Hiç kesmeden haşlıyorlar. Ama o zaman da dağılma ihtimali daha fazla veya yırtılma ihtimali daha fazla olur. Kesip, küçük küçük kesip de haşlamak daha mantıklı. Hamurlarımızı kesiyoruz. Bu kadar küçük kesmemizin sebebi haşlarken daha rahat haşlayabilmektir. Böreğimizin içi için hazırladığımız soğanlarımızı birazcık yağda kavurduk. İçerisine biraz kırmızı toz biber atıyoruz. Elimizle ezdiğimiz peynirlerimizi içerisine koyuyoruz. Karıştırıp içerisine biraz da maydanoz koyacağız. Yeşil maydanoz. Maydanozu ve peyniri soğanları kavurup soğuttuktan sonra yani koymamız gerekli ki peynirimiz erimesin. Maydanozumuz da pişip solmasın. Açtığımız bezelerden bir tanesini bol yağladığımız sinimizin tabanına seriyoruz. Kestiğimiz hamurları kaynayan bir havuçta tuz attığımız suya atıp birer birer haşlıyoruz. Bir dala kaynattığımız hamuru kevgirimizin üzerinden fazla suyunu alarak sinimize yerleştiriyoruz. Bir sıra alta serdiğimiz hamurun üzerine haşladığımız hamurlardan dizip iç malzemesinden birazcık atacağız. Evet. Her tamamladığımız sıradan sonra İçerisine peynirle harcımızdan birazcık serpeliyoruz. Yine üzerine de maydanoz ve dereotu bir miktar azar azar. Çünkü her sırada bu işlemi yapacağımız için içerisinde bayağı malzeme olmuş olacak. İkinci katımıza da yine hamurlarımızı haşlayıp sermeye devam ediyoruz. İkinci katı da serdikten sonra yine arasına peynirli harcımızı saçıyoruz. Haşlanan hamurlarla 3. sıramızda sermeye başladık. 3. katın peynirini içerisine dağıtmaya başladık. Yine maydanozlu, dereotlu kestiğimiz
maydanozlardan da üzerine atacağım. Dördüncü sırayı da yine haşlayarak hamurlarımızla seriyoruz. Dördüncü katı serdikten sonra da yine peynir serpiyoruz ara ara. Artık duvak dediğimiz haşlamadan koyacağımız üstü tek parça olan üst var. Evet, peynirle iç harcı atmadan en üst kuru katında üzerine sinimizin yerleştiriyoruz. Artık en üst katını sıvı yağ ile yağlamaya başlıyoruz. Her yerine sıvı yağ sürüyoruz. Kurumayacak ve parlak olacak. Her yere yağ muhakkak vermesi lazım. Ara katına da biz yine sıvı yağ döktük. Çok az ama. Pişirmek için sobamızın üzerine aldığımız böreğimizi yavaş yavaş çevire çevire önce altını sonra da çevirerek alt üst ederek yani üst kısmını kısaltacağız. Parça parça çeviriyoruz. Böreğimiz pişti. Çok güzel lezzeti, tadı, görüntüsü, nar gibi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi günler.